Merhaba'dan hoş geldiniz şekerler. Eğer beni ilk kez izliyorsanız merhaba, ben Gizem. Bugün beraber bir kutu açılış videosu çekeceğiz. Son zamanlarda görmüşsünüzdür. Sosyal medyada ufak bir buhar cihazı var. Bu buhar cihazıyla kullandığımız tonikleri, gül sularını, nemlendirici suları bunlarla yüzümüze sıkıyoruz. Ben de bunu çok merak ettim. Sabah akşam düzenli olarak gül suyu kullanıyorum. Ve ben de dedim ki neden gül suyumu bu minik buhar cihazıyla uygulamıyorum? Bu sebeple bu minik buhar cihazından sipariş verdim. İnternet üzerinde, satış mecralarında bu üründen birçok markada var. Farklı farklı markalarda var. Ben marka belirtmeyeceğim şu an. Çok uygundu, 15 TL'ye göstermeyeceğim dediğim için kutusunu ve markasını söyleyip göstermeyeceğim size. Fakat ürünü ilk kez deneyeceğim. Ben bugün işteyken geldi. Deneme fırsatım olmadı ve neden ilk kez birlikte denemeyelim dedim. Bu yüzden evde sizinle birlikte çalıştıracağız şimdi. İçinden minik bir USB çıktı şarj etmemiz için. Şarjı ne kadar gidiyor hiçbir fikrim yok. Minikmiş, evet. Yorumlarda minik olduğu söyleniyordu. Ama bu kadar minik beklemiyordum şahsen. Avuç içi kadar. Ben ne kadar bekliyordum? Tam avuç içim kadar ya. Ben şuralarda olur, hani şu kadar bir şey olur diye düşünüyordum. Şimdi burada bir tuşu var. Burada sprey yaptığı yer ve burada da haznesi var. Hazneyi bu şekilde açıyoruz. Ters koyup şu şekilde kapatıyoruz. Birazdan hepsini yapacağız birlikte. Altta da USB yeri var şarj etmek için. Şimdi ben bugün gül suyuyla yapacağım bunu. Çünkü gül suyu kullanıyorum. Gündüz ve gece. Daha önce de eğer videolarımı izlediyseniz görmüşsünüz. Ay ışığı, organiğin gül suyunu kullanıyorum. Bu. Şu an çok az kaldı. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Bir hayli az kaldı. Tekrar sipariş vermem gerek. Neden bunu kullanıyorum? Çünkü pazardaki ya da satışta olan gül sularının %95'i, %97'si belki yağı arındırılmış gül suyu. Fakat gül yağının da cilde faydaları var. Ben o yüzden yağı arındırılmamış gül suyu kullanıyorum. Yağı içinde bir gül suyu. Ve bunu bulmak çok zor. Bir veya iki markada daha buldum. Bulmuştum yani araştırdığım zaman. Ama içime sinmemişti içerik olarak. Sıkım yöntemi olarak. En çok içime sinen bu olduğu için Ayşe Organik'ini kullanıyorum. Ve kesinlikle müptelasıyım. Bunun içinde çok az var. Şimdi bundan kullanacağız. Ve bitecek. Daha önce gül suyunu nasıl kullanıyordum? Böyle minik bir spreyim var. Bu sprey şişesine dolduruyorum. Bununla kullanıyorum. Bunun içindeki de gül suyu. Ve şimdi deneyelim madem artık. Gül suyumu doldurdum. Bayağı hınca hınç doldurdum. Düzenli kullanacağım için. Dedim ki hazır elimdeyken doldurayım. Şimdi güzelce gül suyumuzu doldurduk. Doldurduktan sonra beraber deneyelim. Şimdi hazır ve nazırız. Gözlerim hariç cildimde hiçbir makyaj yok. Şöyle saçlarımı hafifçe geriye alacağım. Ondan sonra başlayacağız sıkmaya. Şimdi tamamsak artık başlayabiliriz. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi bakın, sıktıktan sonra bir bastığınız an buhar püskürtmeye başlıyor. Ve tekrar bastığınızda duruyor. Yani pıs 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 pıs, hani sprey mantığı değil. Basıyorsunuz çalışıyor. İçine bakın. Gördünüz mü? Şöyle püskürtme düzeyini de göstereceğim size. Gerçekten sıkıyor. Yani güzel sıkıyor. Gerçekten güzel sıkıyor. Size bir şey diyeyim mi? Harika. Şu an şuralarda küçük küçük buharcıklar. Çok sevdim. Çok hoş bir şey. İçerisinde böyle hava kabarcıkları oluştu şu an. O görüntü dağılacak. Şarjı ne kadar gidiyor bilmiyorum. Şarj konusunda hiçbir fikrim yok. Ama eğer şarjı da iyi gidiyorsa şu an çok beğendim. Ürün değerlendirme kısmına geçelim. İlk izlenimim olarak boyutunu çok küçük buldum. Evet, yorumlarda söyleniyor boyutu çok küçük, boyutu çok küçük diye.
Ama bu kadar küçük olacağını düşünmedim. Yani bu içini sürekli yenilemek gerekecek. Bu biraz hoş olmayacak. Yani iç haznesi biraz daha büyük olabilirdi. Buhar püskürtmesine gelince çok güzel püskürtüyor. Umarım şarjı da iyi gider. Eğer şarjı da iyi giderse söyleyeceğim şey kesinlikle şu olacak. Kesinlikle ama kesinlikle fiyat performans ürünü. 15 TL gibi bir fiyata alıyorsunuz. Ben bunu ömürlük kullanırım. Yani çantamdan, valizimden eksik etmem. Kesinlikle fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Boyutunu küçük buldum. Evet. İçini sık sık yenilemek, değiştirmek gerek. Evet. Ama bunun haricinde bir şikayetimiz olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü çok güzel buhar püskürtüyor. Eğer şarjı da iyi giderse 10 üzerinden 10'luk bir ürün. Şu an için kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bir miktar kenarlardan akıtıyor gibi. Şu an biraz rahatsız oldum ben bundan. Siliyorum. Tekrar bir akıtma söz konusu. Tam oturmuyor mu onu anlayamadım açıkçası. Şuradan geliyor, şuradan bir yerden. 15 TL gibi bir fiyata alıyorsunuz. Buhar püskürtme düzeyi kesinlikle çok iyi. Umarım uzun ömürlü olur. Şarjı da uzun süre giderse fiyat performans ürünü diyebiliriz. Evde sürekli şöyle gezen biri olduğum diyeceğim. O ki ürünü beğendim. Gül suyu koydum. Sizler neler koyabilirsiniz? Sıkılaştırıcı tonik, nemlendirici tonik, yağ giderici tonik, gül suyu veya normal veya leke gidermek için sirkeli karışımlar yapıyorlar. Ben hiç denemedim benim cildim hassas olduğu için. Eğer size faydalı oluyorsa o tarz şeyleri de koyabilirsiniz. Cildinize uyguladığınız her şeyi bence gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.